Videoya başlamadan önce bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram'dan, Twitter ve TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. Eski uygarlıklar ülkelerindeki refah düzeyini belli etmek için içlerinde bulundukları ekonomik duruma göre bakır, gümüş, altın paralar bastırırlardı. Bir ülkede en iyi zamanın hangi sultan döneminde yaşandığına bastırılan madeni paralarla bakılırdı. Zamanla bu değerli madenler sadece bozuk para yapımında kullanılmaya başlandı ve yerlerini kağıt paralar aldı. Lidyalılar günümüz dünyasına kazandırdığı para kavramı şimdilerde hayatımızı etkileyen en önemli unsur olarak göze çarpıyor. Madeni paralar ya da diğer ismiyle bozuk paralar tarih boyunca varlığını koruyarak günümüze kadar geldi. Özellikle çağımızın ulusları kendini temsil ettiklerine inandıkları simgeleri bu metalin üzerine basarlar. Zamanla figürler değişse de ana hatlar hep sabit kaldı. Tabii ki madeni paralar değerli madenlerden üretilmeleri ya da geçirdikleri tarihi süreç nedeniyle oldukça değerlidir. Günümüzde en pahalı koleksiyonlardan birisi de madeni paraların oluşturduğu koleksiyonlar olarak göze çarpıyor. Sizler için oluşturduğumuz listede ise yakın çağımıza ait ve müzayedelerde satılan en değerli bozuk paraları bulacaksınız. İşte karşınızda belki de ilk defa duyacağınız ve yok canım bu kadar para eder mi diye sorgulayacağımız dünyanın en değerli 10 bozuk parası. Kartal simgeli Amerika Birleşik Devletleri madeni parası 2.185.000 dolar. 1792 tarihli madeni para Amerika Birleşik Devletleri sikkeleri yasası tarafından belirlenen kurallarla basıldı. Parası Birleşik Devletler Darphanesi tarafından altın sikkeleri tanımlamak için kullanılan kartal simgesiyle basılmıştır. 2011'in Ocak ayında miras müzayedesinde satışa sunulan 1792 menşeli bozuk para 2.2 milyon dolara yakın bir ücrete alıcı buldu. Madeni paranın birimleri sent, kuruş, dolar şeklindeydi. Kartal figürü ise 10 kuruş ve 10 dolarda bulunmaktaydı. 20. yüzyılın ilk zamanları ve 18. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kartal figürü 1986'dan beri gümüş ve altın madeni paralarda kullanıldı. 1997'den itibaren platinden yapılan kartallı külçe ile karıştırılmamalıdır. 1804 büst doları 3.737.500 dolar. 1804 basımlı gümüş para 100 yıldan daha fazla süredir Amerika Birleşik Devletleri para kralı olarak bilinmektedir. 1804 tarihli hiç gümüş dolar yoktu. 1834 yılında ABD darphanesi sikke takımlarını tamamlamak için Beyaz Saray'dan emir aldı. Darphanede 1804 tarihiyle bir kalıp yaptı ve 1804 gümüş dolarını tasarladı. 17 Nisan 2008 tarihinde Texas Miras Müzayedesi'nde bozuk para yaklaşık 3.8 milyon dolara alıcı buldu. 1913 Liberal Baş Nikel 3.737.500 dolar. Bu para gerçekten bir yıldızdır. Televizyon şovu Hawaii Five-O'da yer alan madeni para oldukça ün kazanmışa benziyor. Günümüzde 1913 basım tarihli Liberal Baş Nikel'in bilinen sadece 5 örneği bulunmaktadır. Texas'ta 7 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen müzayedede bozuk paraya yaklaşık 3.8 milyon dolar civarında para biçilmiştir. 1804 büst doları. Madeni parayı listemizde ikinci sefer gördüğünüzde şaşırmış olacaksınız. Madeni para yine Texas'ta 9 Ağustos 2013 tarihli bir müzayedede ikinci kez satıldı. Paranın değerinin 150 bin dolar arttığı gözlendi. Bu paradan 3 farklı zamanda basılmış sadece 15 örnek bulunuyor. 15 paranın her biri profesyonel 3 madeni para birimine göre sınıflandırılmıştır. 1 milyon dolarlık altın Kanada akça ağaç yaprağı figürlü para. Bu para Kanada Kraliyet Darphanesi tarafından 2017 yılında basıldı. Amaç dünyanın milyon dolarlık parasını üretmekti. Madalyonun ölçüleri 3 santimetre kalınlığında, 50 santimetre çapında ve 100 kilogram ihtiva %99.999 saf altından oluşmaktadır. Görkemli külçe altın sikkenin 5 tanesi dünyanın dört bir yanında gelen yatırımcılar tarafından satın alınmıştır. Maliyetine 1 milyon dolar olarak bakılan para 1999 yılında Viyana'daki Dorotheu Müzayedesi'nde 4 milyon dolardan fazla miktara alıcı buldu. 1804 gümüş dolar. Listenin 5. sırasında ABD para kralının bir örneği var. Para 1804 gümüş doların bilinen en iyi örneğidir ve profesyonel para değerleme servisi tarafından
Proof 68 olarak sınıflandırılmıştır. 1999 yılında 1804 gümüş dolar madeni para en değerli para haline geldi. 30 Ağustos 1999 yılında düzenlenen Brower Marine müzayedesinde 4.140 milyon dolara satıldı. Musket Henry Chapman, Virgil Marca gibi isimler paranın önceki sahiplerinden bazılarıdır. 1787 Brasher Dublin. Ephraim Brasher 1700'lerin sonlarında New York bölgesinde gümüşçülük yapıyordu. Koloniler Amerika Birleşik Devletleri darphanesindeki madeni paraların hepsini çaldı. Brasher gibi sikkeler özel girişimciler tarafından basıldı. Bu paranın Henry Chapman ve David Browers gibi armatürler tarafından dünyanın en önemli parası olduğuna inanılmaktadır. Paranın örneklerinden biri 9 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen Texas müzayedesinde 4.5 milyon dolardan fazla bir miktara satıldı. 1787 Brasher Dublin. Listemizde yer alan sikkelerin hepsi açık arttırmada satılmıştır. Brasher Dublin da bunlardan biridir. Bu değerli para Blanchard şirketi tarafından özel bir koleksiyon içine yerleştirilmişti. Özel koleksiyoncu nadir bulunan bu sikke için 7 milyon dolar üzerinde bir para ödedi. Bu paranın farkı ise diğerlerinde kanat simgesi bulunurken bunda göğüs işareti bulunmasıdır. Ephraim Brasher kuyumcusu tarafından 1787 yılında basılan altın sikke o zaman sadece 15 dolar değerindeydi. Aralık 2011'de madeni para neredeyse 7.4 milyon dolara satıldı. 1933 St. Gaudens Çift Kartal. Madeni para altından yapılmış ve Çift Kartal California Gold Rush ile aynı basım tarihine sahiptir. 1849 yılında basılan madeni para neredeyse 500 bin adet basılmıştır. 1933 tarihli sikkelerin çoğu kayıptır. Mısır Kralı, Faruk'un sahip oldukları hariç. Diğerleri ise yasa dışı yollarla alıcı bulmuştur. Bu madeni paranın örneklerinden biri 30 Temmuz 2002 yılında Sotheby's müzayedesinde 7 milyon 590 bin dolara satılmıştır. 1794 dalgalı saçlı gümüş bakır dolar. Dünyanın en pahalı madeni parası. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti tarafından çıkarılan ilk dolar bozuk parasıdır. Gümüş bakır alaşımı olan dolar 1794 ve 1795 yıllarında basıldı. Kısa sürede Amerika genelinde ticarette popüler oldu. Ayrıca bu paralar İspanyol dolarıyla benzer boyuta ve ağırlığa sahiptir. 24 Ocak 2013 tarihinde Steck Brothers Galerisi'nde rekor bir fiyat olan 10 milyon 16 bin 875 dolara alıcı buldu. Bu tarih sayfalarına en yüksek fiyata satılmış sikke olarak girmesine sebep oldu. Bu bozulmamış sikke örneği 200 yıl boyunca devlet tarafından muhafaza edilmiştir. Bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizleri Instagram, Twitter ve TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.